Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Şu anda sizlere İstanbul CNR Fuarı'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Ve şimdi de Yaren Gümüş'ün konuğu olduk. Yanımızda firma sahibi Yener Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sektörleri ve bu değişik tasarımları hakkında ne gibi bilgiler aktaracaklar ve ben hemen Yener Bey'e dönmek istiyorum. Merhabalar efendim. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Yener Bey? İsmim Yener Tatlı. 38 yaşındayım. Yaklaşık 20 seneden beri sektördeyim. Uzun zamandan beri de bu işi yapmaktayım. Peki efendim, burada gerçekten çok değişik, çok güzel tasarımlarınızı görüyoruz. Biraz bizlere bu modelleriniz hakkında ve ürün yelpazeniz hakkında bilgi verir misiniz? Modellerimiz genelde Osmanlı tarzına hitap etmektedir. Tamamen farklı bir ürün yelpazemiz vardır. Tasarımlarımızı kendi bünyemizde, evet, kendi hayal gücümüz ile tamamlamaktayız. Peki bu çalışmalarınızı icra ederken kaç kişilik bir personel kadrosuyla hizmet verdiğinizi sizlerden öğrenebilir miyiz? Şu an imalat bölümümüzde yaklaşık 35 kişi elemanımızla beraber bu işleri sürdürmekteyiz. Evet. Peki efendim, genel olarak müşteri portföyünüzü kimler oluşturmakta? Son zamanlarda Arap ülkeleri diyebiliriz. Evet. Ondan öncesine dönersek her ülke bu farklı ürünlere hitap etmektedir. Evet, şurada özellikle Türkiye'de de geniş bir potansiyelimiz var. Gerçekten çok değişik, çok güzel. Yani evet, izleyicilerimiz de şu anda görüyorlar. Güzel bir tasarım var. Bunun biraz bize özelliklerinden bahseder misiniz Genel Bey? Şimdi bu görmüş olduğunuz bileklik, bu da Osmanlı tarzı bir bilekliktir. Evet. Üzeri komple zilkon taşlarla ve renklendirilmiş taşlarla süslenmektedir. Büyük bir kısmı elde yapılarak el işi, evet, dediğimiz tarzda oluşan bir üründür. Kolye. Ve alan kişiler severek takıyorlar. Peki efendim, ben hemen devam ediyorum ve sormak istiyorum. Dediniz ki müşteri portföyümüzde genelde hem yurt içi olsun hem yurt dışı olsun kişiler sağlamakta. Peki siz bu ürün yelpazenizi nasıl gösteriyorsunuz onlara veya onlar sizlere nasıl, ne şekilde ulaşıyorlar efendim? Dediğim gibi Kapalı Çarşı'da tavuk pazarı denilen bir bölge vardır. Burada gümüş toptancıların yoğunlukta olduğu, gümüşlerin satıldığı bir yerdir burası. Evet. Orada bizim toptan mağazamız var. Oraya ziyaretçileriniz, tabii dünyanın her yerinden, Türkiye'nin her bölgesinden insanlar gelip orada bizim yapmış olduğumuz ürünleri görebiliyorlar. Peki efendim, kişiye özel tasarımlar çalışmakta mısınız? Ya da siz bu ürünlerinizi hazırlayıp müşterilerinizin, yani tüketicinin hizmetine mi sunmaktasınız? Yok, biz kişiye özel tasarımlar yapmıyoruz. Çünkü bu güzel ürünlerin herkesin faydalanmasını istiyoruz. Peki efendim, ben hemen devam ediyorum ve soruyorum sizlere. Yaren Gümüş olarak ileriye dönük hedef ve projeleriniz arasında neler yer almakta? Yani bizler sizi Yener Bey ilerleyen süreçlerde kısacası nerelerde göreceğiz? Tabii ki Yaren Gümüş olarak daha güzel konumlarda yer almak istiyoruz. Bununla alakalı da çalışmalarımız var. Bununla alakalı çabalarımız var. Ve hedeflerimize de doğru adımlarla ilerleyeceğimize inanıyoruz. Peki efendim, şimdi ben hemen bu güzel ürünlerinizin biraz da fiyat politikasına değinmek istiyorum. Burada sizi tercih eden tüketiciye sağlamış olduğunuz ve sunmuş olduğunuz kolaylıklar nelerdir diyorum. Şimdi tüketicilere sunmuş olduğumuz, dediğimiz gibi geniş bir kadroyla çalıştığımız için maliyetlerimizi çekebildiğimiz kadar aşağıya çekip insanlara daha uygun fiyatlarla ürün satma şansını sağlamaya çalışıyoruz. Yani biz buna kısacası her kesimden, her bütçeye hitap eden fiyat aralıklarınızla bu güzel ürünlerinizi halkımızın, tüketicinin hizmetine sunuyorsunuz diyebilir miyiz efendim? Kesinlikle. Peki biraz da şimdi o zaman sektörel bazda yaşamış olduğunuz sıkıntılarınıza ve zorluklarınıza değinelim. Her sektörde olduğu gibi muhakkak sizin sektörünüzde de yaşamış olduğunuz belli başlı bir takım sıkıntılarınız, zorluklarınız muhakkak vardır. Nelerdir bunlar? Şimdi sektörle alakalı yaşamış olduğumuz sıkıntılarımız, takdir edersiniz ki üretilenler her zaman takip edilmek zorundadır. Bununla alakalı, tabii biz takip edilmeye kesinlikle karşı değiliz. Evet. Çünkü takip edilmek başarı anlamına tabii geliyor ki bizim gördüğümüz kadarıyla. Ama tabii işte bu takip sırasında bazı gereksiz olaylarla karşılaştığımız için bu tarz şeyler bizi bazı sıkıntılara sokuyor. Şimdi bunları hemen fazla detayına girmek istemiyorum. Evet. Her sektörde olduğu gibi illaki tabii sıkıntılar oluyor. Peki, o şekilde. Peki eleman bulma zorluğu ya da sıkıntısı yaşamakta mısınız Yener Bey zaman zaman?
Tabii şu an kesinlikle öyle bir sıkıntı yaşamaktayız. Yani kesinlikle. Diyorsunuz ki çalışacak gerçekten kalifiye eleman bulmak çok güç. Hele de sizin sektörünüzde ise bu biraz daha sıkıntılı bir durum. Kesinlikle. Bu da bizim sektörde bazı firmaların fabrikalaşmasından dolayı kaynaklanan bir şey. Evet. Genelde bu tarz insanları kendi bünyelerine çektikleri için biz bu tarz sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Peki efendim. Tercihimiz de bu anlamda bu tarz elemanları kendimiz bünyemizde yetiştirmek ve imalata adapte etmek için elimizden geldiği kadar çalışmalar yapıyoruz. Peki Yener Bey, burada sizler gibi aynı gümüş imalatı yapan, öyle tasarlayan birçok firma vardır. Ama Yaren Gümüş olarak sizi bunlardan farklı kılan, ayrıcalıklı kılan en büyük özelliğiniz nedir acaba? Bizim farkımız kalitemiz diyebiliriz. Peki Yener Bey, şu anda CNR Fuar alanında bir katılımcı olarak yerinizi almış durumdasınız. Fuar konsepti, beklentilerinizin ne derece doğrultusunda ilerlemekte efendim şu an sizler için? Şu an için çok erken bir soru çünkü yeni bir başlayım olduğu için şu an onunla alakalı herhangi bir bilgi veremiyorum. Yani daha çok yeni izliyorsunuz. Fuarın bugün ilk günü diyorsunuz. Fuarın ilk günü ve biz de fuarda ilkiz. İnşallah ne bundan ki. Sonra her fuarlarda sizi Yaren Gümüş olarak görmek mümkün olur diyorum efendim. Buradan son olarak bizlere ve izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz Yener Bey? Herkese teşekkür ediyorum. Bizler de size vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Daha nice uzun yıllar sizlerle olsun Yener Bey. Teşekkür ederim. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri İstanbul CNR Fuar alanından Yaren Gümüş'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Ben sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşça kalın.